Bir hafta önce Dolmabahçe Sarayı'ndan ortak bir açıklama yapıldı. Silahların bırakılması zemininde bir kongre çağrısı yapıldı. Ama Kandil'den hangi cevaplar geldi? Dediler ki APO terörist başı serbest bırakılmadan asla biz silah bırakmayız dediler. Bırakmayacaklar. Yani bakın ben şunu ısrarla söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Öngörerek söylüyorum. APO'yu bıraksanız da silahları bırakmayacaklar. İki dilli bir eğitime izin verseniz de silahları bırakmayacaklar. Ana dilde eğitime izin verseniz de silahları bırakmayacaklar. Özellik verseniz de silahları bırakmayacaklar. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulsa da silahları bırakmayacaklar. Hiçbir zaman bırakmayacaklar. Nihai hedefleri nedir? Ayrı bir devlet kurmak, silahları bırakmayacaklar. Eğer o amaçlarına ulaşırlarsa silahlı güçlerini aynen şimdi belli bölgelerde yaptığı gibi resmi kolluk güçleri haline getirecekler. Asla ve kata bunu bırakmayacaklar. Bunun böylece bilinmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin buna göre hareket etmesi lazım. He, bilmiyorlar mı bunu? Ben bildiklerini düşünüyorum. Hatta benim bildiğimden, bizlerin bildiğinden daha fazla şey bildiklerini düşünüyorum. O halde niye bu yolda yürümeye, bu ayrışma sürecini, çözülme sürecini, bölünme sürecini yürütüyorlar diye sorarsanız bence dediğim gibi ya gaflet içerisindeler ya ihanet içerisindeler. Bu cümleyi ağzımıza bile almak istemiyoruz ama ya da iktidarlarını ki en güçlü ihtimal budur sürdürme adına birilerinin sopası üzerlerinde habire sallanıyor. Kafayı kaldırdıklarında o sopayı görüyorlar. Dolayısıyla da verdikleri sözün taahhütleri o sopa sallandıkça yiyemiyorlar ve oradan geri dönüş yapamıyorlar. İktidarlarını sürdürmenin yolunun bu olduğunu düşünüyorlar. Ama şunu bilsinler ki bu sürdürülebilir bir şey değildir. Dolayısıyla da mutlaka bir gün yolun sonu gelecektir. Şimdi dün Kandil'e bir heyet gidiyor. HDP temsilcileri gidiyor. İmralı'ya gidiyor. 16 kişilik bir izleme komitesi buna ekleniyor. Sanki bütün bunlar hangi yasadan güç alıyorlar? Hangi yasaya dayanarak bütün bunlar yapılıyor? Biz bunları anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunlar tamamen gayri yasal işler. Hatta gayri anayasal işler. Gayri hukuki işler. Yani nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, hükümet edenler İmralı'ya heyetler gönderebiliyor. Açık heyetler gönderebiliyor. Bu yetmiyor. Kandil'e gidip gelmesine izin veriliyor. Kandil neresi? Kandil Kırşehir mi? Kandil Hakkari mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bir yer mi? Ya da Kandil başka bir devletin bir şehri mi? Ya da bir yeri mi? Temsilcilerin olduğu bir yer mi de devlet oraya elçiler gönderiyor, temsilciler gönderiyor, arabulucular gönderiyor. Değerli arkadaşlar, bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Ve neticede bakın biz haklı çıktık. Keşke haklı çıkmasaydık. Bu çözüm sürecinde ne dedik? Ne PKK silah bırakır, ne yurt dışına çekilir, ne de kendisini lağveder. Ne olur dedik? Meşrulaşır bu süreci devam ettirirsin. İşte meşrulaştı. Yani öyle meşrulaştı ki artık Kandil'e gidiş gelişler normal bir hale döndü. İmralı'ya gidiş gelişler normal bir hale döndü. Hem İmralı'daki cani hem Kandil'deki ilanlar hem onların sözcüleri KCK bütün bunlar meşru bir hale geldiler. Bir meşruiyet kazandılar. Ve bunu kazandıran kim? Bunu kazandıran Türkiye'yi yönetenler.